Şimdi arkadaşlar e, kanalınızı açtıktan sonra artık sizin kendi sayfanız oluyor. Buraya tıkladığınızda YouTube Stüdyo'ya geliyorsunuz. YouTube Stüdyo sizin için her şey. Yani buraya gireceksiniz. Buraya girdiğiniz zaman artık her şeyi buradan yapacaksınız. Canlı yayınlar, video oluşturmalar bunların tamamı buradan oluşuyor. Şimdi e, şurada oluştur kısmına tıkladığımızda bizim daha önceden hazırlamış olduğumuz videoyu buraya yüklüyoruz. Veya canlı yayın başlatacaksak buradan yapıyoruz. 5 saniyelik bir formalite olarak bir videomuz var. Bu videoyu alıp buraya bıraktığımızda direkt artık videomuz yüklenmeye başlıyor. Sonrasında YouTube bizim videomuzu işliyor. Bu işleme sırasında şayet bu bizim orijinal videomuz değilse, başka yerden alıntıysa bunu bize bildiriyor. Diyor ki sen bu şeyi yayınlayamazsın. Bunun hakkında telif olabilir diyor. Dolayısıyla kesinlikle başkasına ait videoları yayınlamayın. Yani siz size ait videoları yayınlayın. Aynı şekilde YouTube şu konuda çok hassas. Başkalarına ait videoları, ücretsiz videoları kullanamazsınız. Bunun için biraz sonra şu sol tarafta olan yerde ücretsiz müzikler bölümü var. Size onu göstereceğim. Bakın burada e, para kazanma, videolar, kontroller gibi kısımlar geldi. E, eğer herhangi bir problem yoksa yani video size aitse içeriğinde yasaklanmış müzikler yani başkalarının telif isteyeceği müzikler yoksa onları bu şekilde yayınlayabilirsiniz videolarla alakalı. İlk önce size bir başlık soracak. Diyecek ki yani siz videonuzu ne ile alakalı tanıtmak istiyorsunuz? İşte burada bir doğa videosu var. Diyor ki burada natura, natura. Yani siz buraya şunu diyebilirsiniz doğa videoları doğa videolar dedikten sonra bu kısma ayarlar bölümünden daha önce de yapabilirsiniz açıklamaları yazarsınız. İnsanlar sizin kanalınıza girdiğinde buradaki açıklamaları okuyorlar. Dolayısıyla buraya kendinizle alakalı abone ol, Instagram, Facebook gibi sayfalarınızın linklerini buraya koyabilirsiniz. Ayrıca burada içerikle alakalı güzel yazılar yazın varsa güzel bilgiler koyun. Dolayısıyla insanları kendi kanalınızda tutmuş olursunuz. Veya daha önceden çekmiş olduğunuz başka videoların linklerini buraya koyarsanız bu da insanların o linkleri tıklayarak tekrar başka videolarınıza gitmesine sebep olur. Daha sonra buna uygun güzel bir resim ayarlamak. Yani bir güzel kapak resmi yapmalısınız ki insanların dikkatini çeksin. Kapak resmi yapmak. Sonrasında e bir oynatma listesi yani daha önce hazırlam yapmış olduğunuz benzer videoları tek bir yere atmak. Bu ne için önemli? Bir, YouTube sizin normalde videolarınızı yayınlarken bir tek tek videolarınızı yayınlıyor. Bazen de video listelerinizi, oynatma listelerinizi yayınlıyor. Dolayısıyla oynatma listenizi bir kişi tıkladığında onun altında 8-10 tane video varsa birçok videoya arka arkaya bakabiliyor. Bu da sizin videolarınızın Ön plana çıkmasını daha çok izlenmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bu iyi bir şey. Yine burada çocuklara özel değil dedik. Aynı şekilde aşağı iniyoruz. Burada etiketleme var arkadaşlar. Etiketlemeler çok önemli. Normalde ben bir program kullanıyorum. Bu program bana hangi kelimeleri yazacağımı söylüyor. Burada etiket de şu önemli arkadaşlar. Şimdi biz Google'da herhangi bir şey aradığımızda Diyelim ki M harfini koyduğumuzda daha önce ne aradıysak veya e, Google'da bir şey çok arandıysa bununla alakalı kelimeler bize e, tercih ettiriyor. Aynı şey YouTube'da da var. YouTube'da bir arama yapacaksanız, YouTube'un yani bir insanların YouTube'da aradıklarıyla Google'da aradıkları şeyler çok farklı. Dolayısıyla YouTube'da diyelim ki K harfi yazdınız. Burada benim daha önce yaptığım bir şey varsa bunlar. Bunun dışında K harfinde insanlar en çok ne tıklamış bunu görüyorsunuz. Mesela K deyince kardeşlerim Kıbrıs Zafer'e doğru Kur'an, Karma. Yani bir harf tıkladığınızda bunlar ön plana çıkıyor. İnsanların aramalarına dikkat edeceksiniz. Mesela biraz önce attığımız video ne ile alakalıydı? NATO'a dua ile alakalıydı. D harfi yazdığımızda doğa dediğimizde mesela doğayla alakalı neler var? Bir boşluk bırakıyorum. Doğa için çal, doğa için nurşen. Bakın bir sürü doğayla alakalı kelimeler var. Bunlar YouTube'da en çok aranan kelimeler. Dolayısıyla siz biraz önce bahsettiğim etiketlemeye bir şey yazarken bunlara dikkat edeceksiniz. Mesela YouTube bana otomatik olarak VidIQ diye bir program kullanıyorum ben. VidIQ hangi kelimeler çok kullanılıyorsa bunları size ön plana çıkarıyor. Bu ücretsiz bir program. Dolayısıyla burada bakın ben bunu yüklediğimde akıllı mod olarak direkt birds yani kuşlar bölümünü ön plana çıkardı. Kuşlar bölümünü ön plana çıkardığı için buraya diyelim ki kuşlar dediniz. Bunları yazdıktan sonra virgül koymanız lazım. Virgül koyduğunuzda açıklama geliyor. Bakın bu %38 en çok aranan şeylerden bir tanesiymiş. Aynı şekilde İngilizcesini yazabilirsiniz. Çünkü attığınız video şayet insanların izlemesiyle alakalıysa bunu sadece Türkçe yazmanıza gerek yok. Dünyadaki herkes izleyebilir. Dolayısıyla buraya İngilizce, Hintçe, ondan sonra Çince birçok yani çeviriden de bunu kullanarak buraya birçok şey yazabilirsiniz. Etiket yazabilirsiniz. Dolayısıyla bu yazdığınız etiketle birlikte YouTube'un akıllı algoritması sizin kategorinizle birlikte sizi insanların izleyebilecekleri şeye götürecek. Çünkü YouTube size diyor ki sen diyor bir şey atarken hangi kategoride atıyorsun diyor. Hangi kategoride demek? Bakın burada sen filmle alakalı arabalar, müzik, evcil ve yabani hayvanlar. Yani siz burada kuş profili attığınızda, videosu attığınızda sizi bu kategoriye koyuyor. Dolayısıyla kuş dediğinizde insanlardan kuşa ilgisi olanlar varsa bunu tıklıyorsunuz. Ve bu videolar onların karşılarına çıkıyor. Yani YouTube herkese kendi istediği şeyi ortaya çıkarıyor. Zaten bir kere kuş belgeseli izleyin. Karşınıza 20 tane YouTube bununla alakalı şey gösterecektir. İşte bütün bunları yaptıktan sonra kayıt tarihi veya video konumu yazabilirsiniz. Önemliyse insanlar konum olarak arıyorlarsa onların da karşısına çıkar. Diyelim ki ben bunu nerede çekmiş olayım? Kenya'da çekmiş olayım. Ben Kenya'yı tıkladığımda Kenya'da kuşları görmek isteyenler, Kenya'daki kuş türlerini görmek isteyenler varsa bu videoyu ön plana çıkarmış olacaklar. Dolayısıyla videonuzu bu şekilde atacaksınız. Bakın burada kontroller tamamlandı diyor. Sorun bulunmadı diyor. Videolarınızı hemen yayınlamayın. Yani ilk önce YouTube videolarınızı bir işlesin. Çünkü bakın HD videolar var. Eğer bu HD kalitede yüklenir ve sonra yayınlanırsa insanlar bunu daha kaliteli izlerler. İleri diyoruz buradan devam ediyoruz. Benim kanalım para kazanmaya açıldığı için burada para kazanmaya açık modunu işaretliyorsunuz. Şayet 1000 aboneniz veya 4000 saat izlemeniz yoksa bir yıl içerisinde o zaman bu sekme size gelmeyecek. Direkt burayı geçmiş olacaksınız. Video çekerken neye dikkat etmeliyiz demiştik. Şuna dikkat etmeliyiz video çekerken. YouTube diyor ki şayet bir videoyu 8 dakikadan fazla yaptıysanız bunun içine siz araya reklam yerleştirebilirsiniz diyor. Dolayısıyla buna sizin kendinizin reklam yerleştirmesi demek. Mesela her 2 dakika bir reklam koyabilirsiniz ve her gösterilen reklamdan siz para kazanıyorsunuz. Mesela şu anda YouTube'u izlerken bakıyorsunuz reklamlar çıkıyor. Bu reklamların sık konulması, diyelim ki herhangi bir film izlediniz, 5 dakikada bir reklam var. Bu reklamı YouTube koymuyor. YouTube bizden izin istiyor. Biz he veya biz koyuyoruz. Her 5 dakikaya bir reklam koyuyoruz ve YouTube bu şekilde bunu görüntülüyor. Şimdi burada reklamlarımızı da seçtikten sonra ileri diyoruz. Sonra YouTube bize daima şunu soruyor. Diyor ki çok aşırıya giden küfürleri yapamazsınız. Yetişkinlere uygun içerik varsa bunu koyacaksınız. Şiddet içermeyecek. Yani sizi ve bizi akıl sağlığımızı, ruh sağlığımızı bozacak hakaret, ondan sonra insanları aldatıcı şeyler varsa bunlarla alakalı siz diyor bu problemlerden birisini taşıyor bu video diyor. Sonra tabii hayır demeniz lazım. Yukarıdakilerin hiçbiri diyorsunuz. Sonrasında derecelendirmeyi gönder diyorsunuz ve YouTube eğer bir problem yoksa o zaman diyor devam edebilirsin diyor. Sonra devam ediyorsunuz. Alt yazınız var mı videoda ekleyebilirsiniz. Kart ekle veya bitiş ekranı ekleyebilirsiniz. Normalde ben çok kısa bir video eklediğim için bitiş ekran diye bir şey eklemiyorum. Ekleyemiyorum şu anda. Bitiş ekranın özelliği nedir arkadaşlar? Bitiş ekranının özelliği şu. Siz bu kuşlarla alakalı bir video çektiyseniz daha önceden de buna benzer videolarınız varsa Buna ait videoları buraya ekliyorsunuz. Buraya eklediğinizde insanlar bu videonuz bittikten sonra hemen öneri olarak ikinci bir videoyu görüyor. Ve orada siz yeni bir içerik görmüş oluyorsunuz. Yani siz video izlerken diyorsunuz ki, ''Aa ya bu kuşlar güzeldi, şimdi buna benzer bir önceki video da var, şimdi ben onu izleyeyim.'' Yani siz yaptığınız şeylerle insanlara e, şunu göstermiş oluyorsunuz, ''Benim bununla alakalı başka bir videom da var, şu anda hadi bunu da izleyeyim diyorsunuz. Yani bir insan sizin kanalınıza girdiğinde çıkmazsa, devamlı izlerse hem izlemeniz artmış olur hem de e, geliriniz artmış olur. En son bunu bir daha ileri derseniz bu takdirde artık telif hakkı herhangi bir şey görünmüyor, problem yok. Tekrar ileri diyorsunuz. Sonra bir yere geliyorsunuz. Burada diyor ki: bir "Bu videonuzu diyor. Hemen yayınlamak istiyor musunuz?" diyor. Herkese açık mı olsun? Sadece üyeler mi görsün? Liste dışı mı olsun? Bunları gösteriyorsunuz. Eğer herkes derseniz bu takdirde bu videonuzu herkes görebilir. Yayınla derseniz hemen yayınlarsınız. Şayet planlayın derseniz. Mesela ben bu videoyu yaptım ama bir hafta sonrasına göstermek istiyorum. Ne zaman? Mesela Aralık ayının ilk haftasına yani Aralık ayının 5'inde bunu göstermek istiyorum. Buradan tarihini ve saatini ayarlarsınız. Ee, Youtuberlar genelde düzenli video atarlar. Ve düzenli video attıktan sonra da İnsanlara her hafta aynı saatte veya haftada iki gün ben şu videoyu atıyorum şu saatte izleyebilirsiniz derler. İnsanlar da bu kanalı seviyorlarsa bu kanalla alakalı o gün o saatte videosunu bekler ve bunu takip ederler. Dolayısıyla bu şekilde bir takvim de oluşturarak bunu yapabilirsiniz. Bunu planla dedikten sonra artık e, o gün o saat geldiğinde yani haftaya cuma günü o saat geldiğinde artık insanlar bunu izlemiş olurlar. Evet buraya kadar anlattığımız şeyler e, genel olarak videoların oluşturulması, yüklenmesi ile alakalı şeylerdi. Şimdi kısaca şundan bahsedeyim. Arkadaşlar çok uzun yapılan videolar izlenmiyor. Yani, video yaparken şunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. İnsanlar uzun videolar izlemiyorlar. Mesela bugün en yaygın şeylerden bir tanesi TikTok. Yani TikTok'ta insanlar 30 saniye 20 saniye şeyler izliyorlar. Veya YouTube şu an itibariyle e, baktı. Yani TikTok çok güzel, Instagram çok güzel, insanlar devam buralarda. Ben YouTube'a dedi yeni bir özellik getireyim dedi. Bununla alakalı ne getirdi? Ee, YouTube Shorts getirdi arkadaşlar. Yani mesela diyelim ki bir insan benim kanalıma giriyorsa benim kanalıma girdiğinde ilk önce bakın Shorts videoları görüyor. Bunlar benim kanalımla çok ilişkili değil ama insanların dikkatini çekebilecek şeyler varsa bunları koymuş oluyorum ben. Dolayısıyla insanlar Kısa videoları daha çok seviyorlar. Yani parmaklarını şöyle bir yukarı kaydırarak bütün her şeyi görmek istiyorlar. Dolayısıyla insanlara video içerikleri yaparken mümkünse 15 dakikanın üzerinde görüntü çekmeyin arkadaşlar. Tamam, eğitim kanalları olabilir, çok güzel şeyler olabilir. Yani şöyle bir ifade kullanayım. Bir zamanlar bir yazarın şöyle bir sözü varmış. Benden diyor 2-3 sayfa yazı yazmamı istiyorsan 2 saatte yazarım diyor benden bir sayfaya yazı yazmamı istiyorsan diyor benim için 8-10 saat vermen lazım. Ama benden diyor kaliteli bir şiir veya çok kısaltılmış bir paragraf istiyorsan bir konuyla alakalı onun için diyor ben yani bir güne ihtiyacım var diyor. Yani burada da videolar şayet sokak sohbeti değilse, önceden hazırlandıysa, kaliteliyse, iyi bir söyleyişiyse insanlar saatlerce bunu izleyebilir. Bunda problem yok. Mesela şu an diyelim ki herkesin ihtiyacı var. YouTube'la alakalı bir canlı yayın yapıyoruz. Herkes burada sıkılmadan bir saat izleyebilir. Ama normal videolarda arkadaşlar videoların genel itibariyle 5-10 dakika gibi yani veya işte biraz önce dedim 8 dakika civarında olursa kendiniz reklam koyarsınız. Şayet bunun üzerinde çok çok fazla olursa insanlar izlemiyorlar. Bu yüzden işte 9 dakika, 13 dakika, 6 dakika yani bu civarda çok uzatmadan insanların hoşuna gidecek şeyleri koymanız lazım. Kısaca şurada YouTube sayfasının tanıtımına bakalım. Yani YouTube kanalını, kanalınız olduğunda neleriniz olacak? YouTube ilk önce insanlar sizin kanalınıza girdiğinde onların dikkat çekeceği şeyler ön plana koyuyor. Mesela burada ne var? Direk hemen canlı yayın varmış bunu koyuyor. Shorts videolar varmış bunları koyuyor. Sonra normal e, en çok izlenen mesela benim kanalımda en çok ne izlenmiş? Diyelim ki burada memleketin en büyük eşkıyası kimdir? 34.000 izlenmiş. Strasbourg gezisi vermiş 6000 çoktan aza doğru en popüler videoları ön plana çıkarıyor. YouTube'un böyle bir özelliği var. Buraya siz kendiniz de ekstra bölümler ekleyebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Ayrıca ikinci sayfaya gittiğinizde daha önce attığınız ne kadar videolar varsa bunları görüyorsunuz. Ben genelde videolarımı numaralandırmayı seviyorum arkadaşlar. Yani şu ana kadar kaç tane video attıysanız canlı yayın haricinde hepsinin bir numarası var. İşte Blagay tekkesi 93 demişim. Veya daha önce attığım videolar varmış diyelim ki kurban eti üç, evde 3 günden fazla tutmak caiz mi diye bir video varmış diyelim ki bunun numarası ayrı. Yani videolarınızı numaralandırdığınızda ne kadar yol aldığınızı, nerede olduğunuzu görebilirsiniz. Bu da zevk işi. Youtube'da bu tür şeyleri tavsiye ediyor ki hem karşıdakine canlılık olsun hem size canlılık olsun diye. Biraz önce bahsettiğim oynatma videoları vardı. Yaptığınız videolar nereye koyuyorsunuz? Ben kısa videolarımı shorts videolar diye koydum. En çok izlenenler diye bir video oluşturdum. Sonrasında hadisler dinle alakalı bir bölüm oluşturdum. Dini hikayeler diye bir bölüm oluşturdum. Yani oynatma listesinden birisi bu aynı zamanda YouTube'un tavsiye yerine de geçiyor. Herhangi birisini izlediğinde bir tıkladığında mesela en çok izlenen 18 video karşısına gelecek. Yani insanlar kendi kanalınızda tuttuğunuzda para kazanırsınız. Bu da para kazanma veya insanları bir yere çekme açısından önemli şeylerden birisi. Bunun dışında Şayet ön plana çıkardığınız kanallar varsa diye ben bir video koydum örnek. Mesela diyelim ki ben burada normalde dini kanal olarak açmıştım ama bazen bir yere geziye gidiyorsunuz, hoşunuza gidiyor, çekiyorsunuz. Normalde bunlar için ben ekstra bir kanal oluşturdum. Şu an 3 abonesi varmış, o da yeni olmuş herhalde. Bundan sonraki gezi videolarımı buraya atacağım. Bu kanalları niye koyuyorlar? Mesela geçen gün Muhittin Akgül abi vardı, tefsirci biliyorsunuz çok kaliteli bir insan. Dedi ki ya bizim kanallarımız neden çok izlenmiyor? Bir tweet attı bu şekilde. Bu iş sabır işi arkadaşlar. Hemen öyle insanlar yükselmiyorlar. Buraların sebeplerinden bir tanesi insanlar ya kendi kanallarını tanıtıyor ya da birbirlerinin kanallarını tanıtıyor. Bakın insanlar birbirlerinin reklamını yaparak daha yükseğe çıkıyorlar. Youtuberlar tutuyorlar. Diyorlar ki mesela Muhittin Hoca diyorsun ki Muhittin abi sen benim kanalımı kendi kanalında ön plana çıkar. Ben de seninkini ön plana çıkarayım. Yani benim kanalıma gezen birisi bilsin ki evet ya burada Muhittin abi diye birisi varmış profesör. Onun kanalını takip edeyim. Yani YouTube'da ilerlemenin yollarından birisi de arkadaşlar birbirinizin kanallarını tavsiye etmeniz, ön plana çıkarmanız. Bir de YouTube şunu istiyor arkadaşlar. Diyor ki arkadaşım sen düzenli video atıyor musun? Şayet sen her hafta düzenli video atıyorsan veya haftada iki gün video atıyorsan ben seni hep diyor en üst taraflara çıkaracağım. Ama diyor sen bana video atmayı unutursan benim algoritmam seni unutur. Sonra geriye gidersin diyor. Mesela geçen sene biz bu kanalı açtığımızda birçok arkadaşımızla birlikte herkesin kanalı vardı. Bu kanalları açtık. Ee, bir hanımefendinin yemek kanalı vardı. 3 yıl önce açmış. Çok güzel ilerlemiş. 40-50 binlere kadar yani abonesi yükselmiş. Sonra attığı videolar 50 bin, 100 bin izlenmiş, 30 bin izlenmiş. Fakat 2-3 yıl ara verdikten sonra yeniden video atınca 50.000 abonesi olmasına rağmen izlenme sayısı 300-500'lerde kalmış. Bu şu demek YouTube'a video attığınızda bunu düzenli hale getirmezseniz insanlar bu takdirde sizi izlemezler. Yani daha doğrusu YouTube sizi aşağıya çeker demektir. Bu da sizin düzenli video atmanızı gerektiriyor. Evet şu an buraya kadar. E bir toparlanmış olduk. Bundan sonra başka neler yapabiliriz? Bu arada sorularınız varsa yazın bir oraya bakalım. Ben de kısa bir e, dinlenmiş olayım. E, abone çoğaltmak mantıklı mı? Şimdi arkadaşlar ben size açıkçası kendi kanalımı sonuna kadar açıp burada ne varsa göstereceğim. Şimdi burada bir YouTube Studio diye bir şey söylemiştik. Ben buradan YouTube Studio'ya gireceğim. Yani video yüklediğimiz yere gideceğim. Şimdi e, ee, abone çoğaltmak mantıklı mı? Evet mantıklı ama bir, abone yapılırken şuna dikkat edilmesi lazım. YouTube diyor ki ben bir günde 20-30'dan fazla, 50'den fazla aboneyi hemen hemen hiç kanal izlenmeden eğer yaparsanız bunu spam sayarım diyor. Yani spam demek abonelerinizi geri düşürürüm diyor. Biz de bazen ilk başladığımızda heyecanlandık. Arkadaşlar sen bana abone ol, ben sana abone olayım. Sonrasında eğer siz bunu izlemezseniz, izlemeden yani 2-3 dakika izlemeden abone olursanız YouTube geri düşürüyor. Abone olması şu açıdan iyi. Mesela diyelim ki ben şu anda bu yayını yapıyorum. İçinizden şu soruyu sorabilirsiniz: Ya kardeşim, YouTube'da ilerlemenin tüyoları demişin. Yani senin daha abone sayın kaç ki? 3200 desin. Ya ne olacak ya? Yani bu bir şey değil. Evet haklısınız fakat bu rakamlara gelmek de kolay değil. Yani YouTube size hadi bakalım sen çok iyisin ben seni hemen fırlatayım demiyor. Bir de yaptığınız işle alakalı. Yani birincisi ben eğitim kanalı yapıyorum. Genelde din üzerine bir şey anlatıyorum veya biraz işler yumuşasın diye gezi videoları atıyorum. Dolayısıyla insanlar eğitim kanallarını hemen abone olmuyorlar. Yani bugün Türkiye'nin en popüler kanallarına bakın. Eğitim kanalları mı? Yani siz akşam video telefonlarınızı elinize alıp baktığınızda ne izliyorsunuz? Eğitim kanallarımı izliyorsunuz. Bir defa şunu bileceksiniz. Kanalınızı her izleyen abone olmaz. Abone sayılarını artırmak önemli çünkü psikolojik açıdan insanlar evet ya bunun sayısı çokmuş derler. Fakat bunları yapay bir şekilde yapmayın. Abone satın almayın. Botlarla bunları yükseltmeyin. Çünkü YouTube bunu tespit ettiğinde ya otomatik düşürüyor ya da sizi daha aşağılara indiriyor. Yani bu sizin için bir avantaj değil, dezavantaj. Yani ücretli bana da teklif geldi. Ya hocam işte sana 3000, 4000, 5000 şeklinde abone verelim dediler. Fakat diyelim ki siz aboneyi aldınız. YouTube sizi incelerken diyor ki bakın buralarda inceleme bölümleri var. Şimdi analiz bölümüne geçelim. Bakın direkt ben size bunu gösteriyorum. Analiz bölümü arkadaşlar. Şimdi Herkes böyle kendi arka tarafını göstermez. Çünkü burada para kazandığın vesaire her şeyi görüyorsunuz. Bir defa YouTube diyor ki arkadaşlar diyor size diyor erişim sayısı insanları ne kadar diyor. Mesela bakın ben, diyor 46 bin kişiye senin videolarını gösterdim diyor bir ay içerisinde. Bu 28 günlük bir tabloyu gösteriyor. Ben 28 günde gösterdim. Gösterim tıklama oranı %3.8. Görüntülenme 15.400 benim bir videom patlama yapmış. 12 bin tane izleme olmuş diyor. Şimdi bunları söylerken bakın burada tek tek algoritmalarını gösteriyor. Kaç kişi izlemiş. Sonra size diyor ki kardeşim diyor. Senin kanalına kaç kişi abone ve sen yüzde kaçtasın diyor. Veya senin videoların izlenme oranı nedir diyor. Bakın bir sürü video atmışım ama Peygamber Efendimiz cinlere Kur'an okudu diye bir video varmış. Diyor ki senin bu videonun da diyor %95 oranda izleme var. Kaç dakika kaç saniye 30 saniyeye kadar hiç kimse ayrılmamış diyor. Yani size tek tek algoritma veriyor. Çok uzatmayayım burayı. Şöyle kısa bir ifade kullanayım arkadaşlar. Bir video attığınızda ilk etapta 100 kişi bunu bir anda izliyorsa bu çok güzel bir şeydir ve YouTube bu tür videolar ön plana çıkarıyor. Şayet bir video attığınızda eğer az kişi izliyorsa ilk bir gündeki izlenimi düşükse bu videolarınız çok viral olmuyor. Yani buna dikkat edin. Kısaca böyle söyleyeyim. Eğer sorunuz yoksa devam ediyorum. Hangi içerikler daha fazla izleniyor? Araba kazaları arkadaşlar. En çok izlenen şeyler araba kazaları. Facebook'a takılırsanız bakın orada videolarda hayvan videolarını görürsünüz. Genelde belgeseller izliyor insanlar. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Zeka gerektirmeyen şeyler genelde daha çok izleniyor. İnsanların direkt dikkatini çeken ve zeka gerektirmeyen şeyler. İnsanlar akşam ellerine telefonlarını aldıklarında yorulmak istemiyorlar. Diyorlar ki ben rahatlatıcı şeyler izlemek istiyorum. Bu yüzden insanlar TikTok'a giriyorlar. Peki YouTube'da videolar en çok nasıl izlenir? Arkadaşlar bir şeyin izlenmesi için insanların ihtiyacının olması lazım. İnsanların ihtiyacı yoksa izlemiyorlar. Ben size şöyle bir ifade kullanayım. Normalde ben video çektim. Bir e, kanal ben dedi ki bana ya hocam sen videolarını at da biz yayınlayalım. İşte bize faydan olsun. Tamam dedim ben de bir video attım kaliteli bir video attım ki arkadaşlara faydalı olsun ama şimdi Whatsapp'tan atamam buradan bir video hazırlıyorsunuz. 1 GB yakın videonuz oluyor. Kaliteli şeyle çekiyorsunuz. Sonra baktım ki Go Transfer diye bir tane program varmış. Bu programla siz dediler şeyinizi gönderebilirsiniz. Videolarınızı kaliteli bir şekilde gönderebilirsiniz. Ben de tamam dedim. Sonrasında baktım programı inceledim. Nasıl yükleyeceğim, ne yapacağım diye. Bakın 150 aboneli bir kanal bir video atmış ve tam 105 bin izlenmiş. Dolayısıyla burada önemli olan şey sizin insanlara kaliteli ve ihtiyaçlarına uygun bir program sunmanız. Mesela Almanya'ya gelen arkadaşlardan bazıları dil kanalı açtılar. Dil kanalları arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Ben şimdi B1'e, B2'ye, C1'e giriyorsam bu kanalları hiç aralıksız takip etmem lazım. Veya B1 sınavına gireceksiniz. B1 sınavının yüklediği örnek sorular var, dinlemeler var. Adam her iki dakikaya, her bir dakikaya reklam koymuş. Neden? Çünkü insanlar onu pür dikkat izliyorlar. Bu tür şeyler olduğunda daha çok para getirebiliyor. Yani yaptığınız şeyler insanların ya ihtiyacı, ya merakları ya da hoşuna giden şeyler olsun. Şimdi bunun dışında arkadaşlar bir video çekiyorsunuz ama bir videonun tamamı İnsanlar tarafından izlenecek diye bir şey yok ya da bir şey çekerken yanlış konuşuyorsunuz, yanlış söylüyorsunuz. Bakın canlı yayında bile bir sürü problemler çıktı. Videolar çekerken de her şeyi insanlara gösteremezsiniz. Bunları düzenlemeniz lazım. Dolayısıyla videoyla alakalı arkadaşlar editleme programları var. Şimdi biraz bundan bahsedelim. Bilgisayarınızda editleme programı kullanmalısınız. Bu programlar çok fazla. En meşhuru Adobe Premiere Pro. İnsanlar genelde bunu kullanıyorlar fakat bu ücretli bir program. Ben DaVinci Resolve'yi kullanıyorum arkadaşlar. DaVinci ücretsiz ve Adobe'de yaptığınız her şeyi yapıyor. Birazcık kuvvetli bilgisayarınızın olması lazım. Burada kullandığınız programlarla arkadaşlar bilgisayarlarınızda videolarınızı düzenlemeniz lazım. Yani boş konuşmalar, hatalı çekimler vesaire varsa bunları keseceksiniz. Arkasına güzel müzikleri yükleyeceksiniz. Dolayısıyla sizin böyle bir programa ihtiyacınız var. Bu arada unutmadan hemen tekrardan şunu göstereyim. Bakın şurada ses kitaplığı diye bir şey var. Youtube diyor ki şayet diyor seslerde telif yemek istemiyorsanız benim diyor ses kitaplığı bölümüm var. Burada türlü türlü şarkılar var, ücretsiz müzikler var, efektler var. Buradan tür tür seçebilirsiniz. Ruh halinize göre sakin, neşeli, öfkeli, belgesel vesaire. Buralardan ücretsiz müzik çekebilirsiniz. Ve bu şekilde telif yememiş olursunuz. Çünkü insanlar müzik yapıyorlar. Haklı olarak da diyor ki sen benim diyor müziğimi satın almadan nasıl olur da diyor İnsanlara benim müziğimi verebilirsin diyor haklı olarak. Dolayısıyla YouTube'da böyle bir şey yapmış. İnsanlara ses bölümlerini açmış. Buradan müzikleri indirip. Yani indirmesi de çok kolay. Herhangi bir şey açıyorsunuz diyelim ki açtıktan sonra şurada indirme bölümü indirip hemen kullanabilirsiniz. Sonra arkadaşlar bu programlarla alakalı. Şuraya gelelim. Ee, Mac'lerde iMovie diye bir program var. Bunu buradan kullanabilirsiniz. Bir problem yok. Dediğim gibi ben DaVinci'yi kullanıyorum. DaVinci çok güzel. Adobe Premiere'deki bütün şeyler var. Adobe Premiere şu an Almanya'da aylık 35 euro civarında, yıllık 350-400 euro civarında. Bu benim için yüksek bir rakam. Ben bu parayı buna vermek istemiyorum. Dolayısıyla burada Davinci'yi kullanıyorum. İstediğim her şekilde, her şeyi editliyorum. Sesini, resmini, görüntüsünü, ne istiyorsanız her şeyi yapabilirsiniz. Bununla alakalı bunu kullanıyorum. Bu arada arkadaşlar unutmadan tek bir tekrar bir şey daha hatırlatayım. Tabi burada kullandığınız resimlerin de başkalarından alıntı olmaması lazım. Mesela ben burada Pixabay gibi ücretsiz resim hizmetleri veren yerler var. Buralara abone olabilirsiniz, üye olabilirsiniz. Ücretsiz bunlar. Mesela doğayla alakalı ne istiyorsanız, hangi resimler varsa bunları buradan ücretsiz olarak indirerek kullanabilirsiniz. Bunların telif ücretleri yok. Evet telifsiz fotoğrafları kullandığınızda daha rahat edersiniz. Hem de kaliteli resimler. Buraya insanlar fotoğraflarını çekip koyuyorlar bir şekilde. Bunu da buradan kullanabilirsiniz. Bu resimler sizin ne işinize yarayacak? Videolarınızı düzenledikten sonra arkadaşlar bir de videonuza küçük kapak yapacaksınız. Ben biraz önce söylemiştim. Canlı yayında mesela baktığınızda siz şununla karşılaştınız. Şimdi bunları editlemek için sizin fotoğraf düzenleme programlarına ihtiyacınız var. Dolayısıyla ücretsiz fotoğraf bulacaksınız, resim bulacaksınız, renk bulacaksınız ve artık bu konuda bayanlar bayağı uzman fotoğraf çekme konusunda. Şurada gördüğünüz bütün programları kullanabilirsiniz. Canva bu konuda iyidir. Bunu kullanabilirsiniz. Snapseed iyidir. Ben ve kullanıyorum. Adobe Photoshop. Yani ben daha çok bunları kullanıyorum. Ben kullandıklarımdan örnek vereyim. Herkes farklı fotoğraf düzenleme şeyleri kullanabilir. Küçük resimleri de Buralardan düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan yorumlara bakalım sorular var mı diye. Burada küçük bir mola verebiliriz. Şimdi kamera ve mikrofon özelliklerinden bahsedeceğim. Oradan devam edeceğiz. Ben de Avrupa'ya geldiğimde oyun içerikleri üretiyordum. Kanalımda oyunlar mevcut. Oyun içerikleri üretecek arkadaşlara canlı yayın yapabiliriz. İşte bu da güzelliklerden bir tanesi. Yani partner olunabilir, insanlar birbiriyle ilişkide olabilir. Herkes birbirine yükselttiğinde, yücelttiğinde daha güzel yerlere doğru gider. Bazen şunu görüyorsunuz. 2 tane büyük YouTuber birleşiyorlar. Ortak canlı yayın yapıyorlar. Biri diğerinin kanalına misafir oluyor, biri diğerinin kanalına misafir oluyor. Bu şekilde insanlara kendi kanallarını tanıtmış oluyorlar. Arkadaşlar bunun dışında önemli olan şeylerden bir tanesi Mikrofon özellikleri. Yani siz istediğiniz kadar kaliteli şey üretin. Eğer kaliteli bir mikrofonunuz yoksa, insanlar sizin sesinizi iyi duymuyorlarsa bu takdirde sizin videolarınızı izlemiyorlar. Dolayısıyla videolarınızı editlerken yapacağınız en güzel şeylerden bir tanesi video çekerken mikrofon kullanmak. Bunun için çok pahalı şeylere gerek yok. Benim kullandığım mikrofon Mazotek. Yani ya da Mosotek diyeyim. Türkçesini okuyayım. Ee, bu mikrofon Almanya'da 16 euro civarında. Türkiye'de bilmiyorum fiyatlarını. Oradan bakılabilir. Çok kaliteli bir mikrofon. Birçok mikrofon denedim. Rode dahil. Yani benim sesimle alakalı şu an kullandığım mikrofonda bu. Bununla yayın yapıyorum. Sesinizi bir tık daha güzelleştirir. Telefonla yaptığınız şeylerden biraz daha güzelleştirir. Eğer pahalı kaliteli şeyler kullanayım diyorsanız da genelde Rode'yi tavsiye ediyorlar. Bununla alakalı çok fazla video var. Yani YouTube'da ne kullanayım diye. Fakat bana kalırsa çok pahalı ürünlerden ya da kaliteli ürün kullanmak lazım ve ben şu mikrofonla idare ediyorum. Şunu yapabilirsiniz, cep telefonunuza ister bunu takarsınız veya kaliteli kameralar kullanıyorsanız onları yapabilirsiniz. Kısaca mikrofon kameralardan bahsedeyim. Ben evde olduğumda Canon Eos 200D'yi kullanıyorum. Bu yakın çekimler için kaliteli fakat dış çekimler için çok uygun değil. Fakat bunun bir de 50, 60, 70 gibi serileri var. Tabii Türkiye fiyatlarını bilmiyorum. Ben bunu Almanya'da aldım. Normalde 650-700 Euro civarındaydı. İndirimle 450 Euro'ya aldım bu Fry. Yani kara cumalardan birisinde. Dolayısıyla kamera da kullanabilirsiniz. Fakat yani yine telefonlarınızla bu çekimleri yaparsınız. Önemli olan çekimleri kaliteli yapmak, sesin iyi olması ve sonrasında bunun güzel bir editlenerek YouTube'a konulması. Evet bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar YouTube işi çok kolay bir iş değil. Ha, para meselesinden bahsedecektim. Unutmadan ondan bahsedeyim. Arkadaşlar YouTube'la alakalı şöyle bir problemimiz var. YouTube ücretleri bulunduğunuz ülkenin ücretinden veriyor. Yani şuradan gelir kısmına baktığımızda her videonun Kendine ait bir e, ücreti var. Mesela bunu şöyle yapayım. Şuradan gelir kısmı diyeyim. Şimdi arkadaşlar. Burada bin tane oynatmaya göre farklı farklı verilen ücretler var. Mesela ben bir Saray Bosna diye gezi yapmışım. 61 cent 28 günde kazanmışım. Tahmini 134 tane oynatması varmış. Ve 1000 izlemeye 8 euro veriyor. Fakat bir bakıyorsun Strasbourg gezisi var. Bu 1000 izlemeye 17 euro veriyor. Bakıyorsunuz hayata yön veren hadisler var. 1000 izlemeye 54 euro veriyor. Peki bunlar neye göre değişiyor? Şimdi piyasada insanların yatırım yaptığı şeyler var. Mesela ben bakıyorum genelde dini kanallar yardım istediklerinde mesela bir camiye yardım, Yemen'e yardım, fakirlere yardım herhangi bir şeye yardım olduğunda genelde dini içerikli herhangi bir yardım toplanıyorsa ve YouTube'a bu şekilde reklam verildiyse benim videolarım bir şekilde ön plana çıkıyor ve bin tane izlemeye 54 euro verebiliyor. Yani şöyle büyük rakamlar almışlığımız yok. Gördüğünüz gibi 36 cent gibi yani işte 12 tane izlenmiş bu kadar gelmiş gibi. Bunlar bir iki bir bir yere getiriyor. Dolayısıyla burada Mesela borsayla alakalı bir video yaptınız ve borsacılar o ara reklam yaptılar. İşte bakıyorsunuz şu an piyasada bir sürü bu sanal paralar var, coinler var. Dolayısıyla sanal paralarla alakalı reklam yaptıysa, birileri reklam parası verdiyse, şu an işte yılbaşı geliyor, yılbaşıyla alakalı video çektiyseniz bunlar ön plana çıkabilir. Buna göre yüksek ücretleri kazanabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar da videolardan videolara değişir ve o dönemde ne kazandıysanız ona göre değişebilir. Birincisi bu arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde anlatmış olduk. Yani gelirle alakalı mesela şurada bin ki, yani kişi başı izleme diye bir şey var, oynatma var. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela birisi Türkiye'den benim videolarımı izliyorsa 1000 kişi izlediğinde değil de 10.000 kişi izlediğinde bana 8 euro geliyor. Almanya'dan 1000 kişi izlediğinde 8 euro geliyor. Dolayısıyla Türkiye'den birisi şayet YouTube kanalı açtıysa Avrupa'dan birisi Avrupa'dan 100 kişi izlerse diyelim ki 8 euro kazanıyor. Türkiye'den 1000 kişi izlerse 8 euro kazanıyor. Yani böyle düşünün şey olarak. Yani parası değerli olan yerlerden sizin kanalınız izlendiğinde daha çok kazanıyorsunuz. Hocam anahtar kelimelerle alakalı neye dikkat etmek lazım diye yazmışlar. Arkadaşlar biraz önce bahsettiğim bu yani video yükleme yeri ile alakalı anahtar kelimelerde Widdle Q diye bir ifade kullanmıştım. Şuraya yazayım isterseniz ben oradan görün. Bakın arkadaşlar Widdle Q diye bir program var. Bu Widdle açtığınızda bunu yükleyebilirsiniz ana ekranınıza getirebilirsiniz. Burada görüyorsunuz herhalde. Bunun programını kullandığınızda arkadaşlar herhangi bir video yüklediğinizde size anahtar kelime tavsiyeleri veriyor. Siz de buradaki kelimeleri kullanmış oluyorsunuz. Yani bakın tekrardan video yüklüyorum buraya. Sonrasında aşağıdaki etiketlere geliyorum. Bakın burada direkt size etiketler tavsiye ediyor. Yani hangi videoyu attıysanız Onunla alakalı size etiket tavsiyelerinde bulunuyor. Dolayısıyla bu programı kullanabilirsiniz. Bidül Q. Etiketlerde en çok aranan kelimeler kimse onu yapabilirsiniz. Bu programın bir başka özelliği de şu arkadaşlar. Bakın. Bu birazcık aslında başkalarının videosunu çekmek gibi oluyor. Şöyle söyleyeyim. Yabani kuşlar diye buraya yazayım. Şimdi yabani kuşlar dedim karşımıza 1.300.000 milyon 300 bin görüntülenmeli 4.500 yani 4 milyon 520 bin aboneli bir yer geldi. Eğer bu program size yüklüyse vidal Q programı yüklüyse bakın durduruyorum. Bunun sağ tarafında bu adamın kullandığı etiketler var. Bu etiketleri siz de kopyalayarak kullanabilirsiniz. Ya da başka bir şey yapalım. Mesela diyelim ki kendi kanalımdan örnek vereyim. Kendi kanalımı açtım. Sonrasında işte Endonezya nasıl Müslüman oldu diye bir tane videom var. İşte 5000 izlenmiş. Buradan tıkladım açtım. Bunun sağ tarafında bakın bu kendi kanalım dahil bütün kanalların kullandığı video etiketlerini gösterir. Burada Video etiketlerine girdiğinizde, burada direkt kopyalama bölümü de var bakın. Hepsini kopyalayabilirsiniz. Benim kanalımda kullandığım hangi etiketler varsa olduğu gibi yazıyor. Yani başkasının kanalına olduğu gibi almış oluyorsunuz anahtar kelimelerini. Yine kanal etiketlerinizi, benim kendim kanalımın ön plana çıktığını, din, teknoloji, sanat, bilim, felsefe yani ben her konuda bir şey yapıyorum. Dolayısıyla bunları ön plana çıkarıyorum. Motivasyon hikayeleri, İslam hukuku... <laughs> İnsan, insanlık yani menşlik Almancasını yazmıştım. Religion, din bununla alakalı. Anahtar kelimeleri ön plan yani sizin videolarınızın ön plana çıkmasını sağlar arkadaşlar. Kısaca bunları bu şekilde anlatmış olalım. Bir de şurada ayarlar var arkadaşlar. Buraya tekrar gireyim. Bakın şuradan aşağı iniyorsunuz YouTube stüdyodan. Ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Ayarlarda bir genel ayarlar var. Bu hangi ülkedeyseniz para birimiyle alakalı. Bunu değiştirmiyorsunuz. Bunda bir problem yok. Sonra kanal ayarlarını tıklıyorsunuz. Bunları her tıkladığınızda biraz önce benim şu videoda gösterdiğim normal etiketlemeler değil otomatik olarak gelen etiketler vardır. Şurası bakın kanal etiketleri. Benim kanalıma ait yazdığım özel etiketler. Dolayısıyla buraya sizi ifade eden, sizinle alakalı kendi isminizi falan buraya yazarsanız çok güzel olur. Her defasında etiketlememiş olursunuz. Diğer yukarıdaki etiketlere. Bu beni ifade ediyor. İkamet edilen ülkeyi yazıyorsunuz. Sonra gelişim Ya bu neyi ifade ediyor? Hangi ülkedeyseniz orayı daha çok e orada yayın yapılıyor bu tür şeylerde. Gelişmiş ayarlara bakıyorsunuz. Sonrasında... E bir saniye. Evet, biraz önceki yer önemli. Yani diğer taraflar çok önemli değil. Yükleme varsayılanları diyor. Şimdi kanalınıza otomatik olarak abone linkinizi, Instagram'ınızı, Facebook'unuzu yerleştirdiğinizde, yani bu ayarlardan siz her yeni video yüklediğinizde açıklama bölümüne daha siz hiçbir şey yapmadan direkt bunlar gelir. Bu da sizin için önemli bir şey arkadaşlar. Buraya otomatik etiket de koyabilirsiniz. Kendi isminizi yazabilirsiniz mesela. Dolayısıyla bu ayarlar otomatik videolarınıza yüklenmiş olur. Her defasında sıfırdan bir şey yazmamış olursunuz. Burada diliniz, altyazı varsa onlar, bunlarla alakalı şeyler var. Çok önemli değil. Para kazanma ile alakalı da kazandıktan sonra zaten bunlar otomatik geliyor. Burayı kapatıyorum. Ayarlardan da bu ayarlarınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim en çok zorlandığımız şeylerden birisi, yıllarca mütevazi yetişmişiz herhalde. İnsanlara şunları söylemekte zorlanıyoruz. Arkadaşlar benim kanalım yani kanalıma abone olun, izlemeye devam edin, beğeni yapın, yorum yapın gibi. Youtube'da öne çıkmanızın tüyolarından birisi kanalınızın altına bol bol yorum yazılması ve beğeni yapılması. Yani sadece izlemeniz değil de bir şeylerin beğenilmesi de arkadaşlar. Dolayısıyla burada buna dikkat ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Herhangi bir videonuz var. Bunu YouTube'da açayım. Bunun altına bizi seven insanlara bunu söylememiz lazım. Yani video çekerken arkadaşlar şu anda işte videolarımızı yayınladık bu video çok güzel. Dolayısıyla bu videoma işte buraya kadar izlediniz bir yorum yapın İşte alt tarafa bir beğeni atın İşte abone olun sevdiklerinizle bunları paylaşın gibi. Yani şunu demek istiyorum kanalınızı her izleyen kişi abone olmak zorunda değil ama bunları hatırlatabilirsiniz insanlara. Yani bir konuşma yapıyorsunuz konuşma yaptıktan sonra arkadaşlar. İşte buraya kadar anlatacaklarımızı anlattık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla şimdi aşağıda bir beğeni yapıp, yorum yapıp, abone olursanız sevinirim. Sevdiklerinizle videoları paylaşın. İnsanlara kısaca bunları ifade edebilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde yavaş yavaş büyüyorsunuz. Yani bu konuda mütevazi olmaya gerek yok. Tam tersi bu konuda insanları teşvik edici şeyler söyleyip, evet teşekkür ederiz deyip bu noktada kişilerle alakalı e, yönlendirme yapabilirsiniz. Önemli olan şeylerden bir diğer arkadaşlar, sonlara doğru yaklaşıyorum. Bol bol kaliteli video çekip atmaya çalışın. Geriye çok bakmayın, ileriye çok bakın. Çünkü ileriye doğru çok bakmazsanız bu defa şöyle bir sıkıntıyla karşılaşırsınız. Bakın bir sürü video oluşacak ileride. ileride. Ha bir de şu videom izlendi mi acaba şöyle mi oldu değil. Video atın, çekin, atın, çekin, atın. Bu e, iyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir der gibi siz bunu bu şekilde yapmalısınız. Çok video atmalısınız. Arkanıza çok dönmemelisiniz. Devamlı güzel şeyler üreterek insanların önüne güzel bir sunum yapmalısınız. Burada yönetmen sizsiniz, çevirmen sizsiniz, her şey sizsiniz. Işık, kamera, editleme. Dolayısıyla bu işi güzel bir şekilde aşkla, iştiyakla yapmak lazım. Sabır işi. Bakın benim videomda da 3000 tane abonem var diyelim ki. İlla herkes her şeyi izleyecek diye bir şey yok. Bakın bir video atmışım 244 izlenmiş. Başka bir tane atmışım 1000 tane izlenmiş. Başka bir tane atmışım 177 canlı yayın yapmışım Bosna'dan. İşte burada 1200 oğlum bir video yapmış. Oğlum benden daha çok seviyorlar galiba. Ee, dolayısıyla bol bol video yapıp atmak lazım, içerik üretmek lazım, geriye çok bakmamak lazım. Sizin aboneleriniz yükseldikçe YouTube bu videoları insanların karşılarına yavaş yavaş çıkarıyor. İnsanların önüne sunuyor. Dolayısıyla insanlar bir şekilde bunları izlerler. Önemli olan sizin Bismillah deyip başlamanız, işe hareket etmeniz, bu şekilde devam etmeniz. Evet arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa alabiliriz. Yoksa yavaş yavaş canlı yayınımızı kapatalım.